yiyeceksin. 8.30'da yiyeceksin. Ne bu ya? Hadi tempo. Peki şimdi siz konuşmuyorsunuz ya, bu ne? Kuzuların sessizliği. Fırat Albayrak'ın huzura doğru. Açlıktan geberiyorum şu an. Şu an deliye dönmüş olabilirim. Ağaçların gizli yaşı. Nereden biliyorsun bunu yazan adam? Bakın nasıl oynuyorum. Şu an ben oynamıyor muyum lan? Bunlar böyle. Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Şimdi bugün Ceyda benim günümü yaşıyor. Yarın ben onun gününü yaşayacağım ama biz aynı günde yaşıyormuşuz gibi kurguladık. Kafanız karışmasın, tamam mı canlar? Anladın mı? O yüzden ben Ceyda'yı çekiyor. Ama aslında ayrı günler. Yarın ben Ceyda'nın gününü yaşayacağım. Bugün Ceyda benim günümü yaşayacak. Anladınız mı? Bence anladınız yani. Anlamayan anlatsın aşağıda yorumlarda. Saat 7.30. Fırat'ın uyanma zamanı. Şimdi onu uyandıracağım. Fırat! Günaydın. Hadi kalk. Saat 7.30. Bir sürü işimiz var. Yani senin işin var. Ben böyle kalkmıyorum. Enerji kalkıyorum yataktan. Kızlarla yürüyüşe gideceksin. Kahvaltı edeceksin. Spor yapacaksın. Ya kahvaltı dedim ama midem bulunuyor benim. Rahat. Ben aç kalmıyorum. Öyle bir şey yok. Hadi. Kalktım. Kalk. Hadi ben böyle mi kalkıyorum? Ne bileyim nasıl kalkıyorum. Sabahları hiç görmediğin için beni. Ay canım benim ya. Bu saatte kalkınca çok güzel oluyormuşsun aşkım. Vallahi atılırsın bu oyundan. Oyundan mı? Aa koku alt yazıyor, kusura bakma. Her şey YouTube için. Hadi devam edelim. Öyle falan hareketler yapma, ne yapıyorsun ya? Yakışıyor mu benim gibi bir sporcu? Önce su içmeye, tuvalete girmem ben. Önce direkt ya, tuvaleti koca bir bardak su içerim. Hadi. Akşam misafirler vardı, toparlayamadığım için. Bunları sen makineye boşaltıp koyacaksın. Hayır, onu birlikte yapıyoruz. Hayır, hep ben tek başıma yapıyorum hayatım boyunca. Bugün de sen yapacaksın. Hayatım boyunca mı? Evet. Yalanla kim ölmüş? Sen birazdan öleceksin belli ki su içerken. Şu anda saat 8. Yani bugün sen benim gibi geçeceksin, yarın ben senin gibi geçeceğim. Senin yüzünden ben erken kalktım ama senin uyuman lazım şimdi. Nasıl uyuyayım ya? Ben uyandım. Tamam, uyuyacaksın. Saat 1'de kalkman lazım. Çünkü ben 1'de kalkıyorum. Evet de ben 1'e kadar ne yapacağım? Öldürecek miyim burada? Yavrum uyu. Rüyalara tak. Şöyle düşün. Sabahlayacaksın. İhtiyacın olacak. Mikrofonunu tak uyumayacaksan da yataktan çıkman yasak. Çünkü benim gibi geçireceksin gününü. Ben kamerayı bırakıyorum. Ne? Sen gidiyor musun? Ne yapayım? 1'e kadar burada mı durayım? Evet. Yavrum 1'e kadar uyuyacaksın. Bunun başka yolu yok. Ne yapacağım bu kadar? Telefon nerede? Sen 1 saat telefona bakıyorsun zaten. Hemen şeye bakar, YouTube'a bakar. Kaç kişi abone olmuş, kaç can aramıza katılmış. Sen, can. Ne yapıyorsun Ceyda? Uyuman lazım, uyuman. Fırat sabah kalktığında sen telefonlarla yapıyor mesajlaşmalar yapıyorsun. Ceyda'cığım o ayrı. Bak saat 1'de uyanacaksın, 2.30'da yataktan çıkacaksın. E gitti bütün gün. Yavrum sabaha kadar da oturacağız, 7'ye kadar oturacağız yavrum. Arkadaşlar bu içeriği neden yaptık? Kapat burada. Bu benim onu okuyayım. Bu arada videoya abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. İki Eloen gireyim dedim, saat 2 olmuş. Ananı demiş, teşekkür ederiz. Harika. Zaten videoya abone olanlar 3 haftalıklar candır. Canlar istedikleri saate kadar uyurlar. Cancıklar vardır. Videoyu izler, abone olmaz, yorum atmaz, like atmaz, Instagram'da takip etmez. O sabahın 6'sında kalkıyor. Hadi uyuyor muyum o zaman? Bir şekilde uyu. Gözünü kapat ya da hayal kur. Hayal kuruyorum. Şu anda kuzular varmış. Zıp zıp. Prensesler varmış. Kendi rüyamda prenses mi olur? Saçmamış. Ben karnım acıkınca ne yapacağım? Ben bu kadar saat aç duramam ki. Ceyda'cığım daha yemek yemene... Uyuyorum Fırat bir saniye. Yemek yemene daha çok var. Akşam 8.30-9. Ben 11'de yiyorum ama sen 8.30'da ye. Günde bir öğün yiyeceksin. 8.30'da yiyeceksin yavrum. Günde 5 öğün yiyorum. Ve ben en son yemeğimi 6'da yiyorum. Bu benim için çok zor. Hayatımı dahil olmak. Tamam. Uyuyacağım. Evet, birazdan kızlarla yürüyüşe gideceğiz. Ama önce Ceyda'nın kahvaltısından yapmam gerekiyor. Ne demişti? Süt, yulaf ve ceviz koymayacağım. Ceviz koymuş gibi yapacağım. Çünkü ben ceviz yemem. Yani hiçbir içerik için yemeyeceğim. Yulaf koyacağım, süt koyacağım. Benim karım at galiba. Sanırım benim karım at. Sabahları yulafını yiyor çünkü. Evet, şimdi şuradan kasemizi alıyoruz. Bakın burada da farklı farklı gene kahve şeyleri var. Ne olsa sabah Türk kahvemi içerim. Laps diye uyanırım. Ben şimdi günde bir öğün yediğim için midem bulanacak ama. Süt vardı. Bu. Siyah süt, %25 proteinli. At olduğunda artık hemfikiriz. Koşmak için proteine ihtiyacı var. Yulaf yiyeceğiz. Burada. Çok güzel. Atlara layık. Zaten abi kahverengi süt. Abi kompleks ya bunu. Yani bu ne bu ya? Yani abi. Arkadaşlar. İnsan niye yer bunu? Hiç tadı yok, tuzu yok. Bir boku yok. Şila, gel kızım. Baba şunu güşeli. Size ben kahvaltı vereyim mi? He? Evet. Heyecanlandılar. Okey, ben kızlarla yürüyüşe gidiyorum. Saçımı toplayıp arkadaşlar. Hadi bakalım.
yaşındaydın. Şimdi Ceyda'nın kızlarla yürüyüşe gideceğiz. 80 yaşındayız sanki, yürüyüşe gidiyoruz. Anlamsız. Ben çıkıyorum. Aşağıda bankanın önünde buluşacağız inşallah kızlarla. Bilmem nereye kadar yürüyeceğiz. Yağlarımızı eritip döneceğiz. Çok lazımmış gibi bir de buluşma noktaları var. Sabah sabah yürüyorlar. Acı çekmek için buluştukları noktaya gidiyorum. Yani zaten ne kadar yürüyebilirler ya? En fazla tahminim şuradan şuraya gidiyorlardır, dönüyorlardır. Ben şimdi uyuduğum için Ceyda kaçta çıkıyor, kaçta geliyor bilmiyorum o aralar ama hemen geliyor yani. Hadi bakalım. Kızlar da buradaymış. Merhaba kızlar. Hoş geldin. Nereye kadar yürüyeceğiz? Kılamış'a kadar. 3 semt geçeceğiz. Evet. Gereksiz bir aktivite. Yavaş da yürüyoruz bu şekilde, yağ da yakılmaz. Hadi tempo. Ben şimdiden yoruldum yalnız. Ceyda gerçekten yürüyor mu oradan oraya her gün? Peki niye 1 kilo zayıflamadı? Demek ki gereksiz bir aktivite yapıyorsunuz. Şimdiden başım şişti. İnanılmaz bir konuşmaları var. Sürekli konuşuyorlar. Az laf çok iş ama işte yürüyorlar. Bak bir şey, bir teklifim var. Çimlerde yayılalım mı? Ama o zaman yürüyüş yapmış olmuyoruz ya. Kızım siz ne ya? Bak yavrucuğum, orta çağdan beri insanlar yürüyorlar. Yürümeyelim diye teknoloji bulunmuş. Niye siz reddediyorsunuz evrim geçirmeyi? Günaydın, günaydın. Çiçink, canlar, tatlışlar. Bugün de yürüyoruz. Ya link de atıyor aynı anda. Bu denizi çok sevmişsiniz. Size bunu linkledim. Akdeniz'i de linkledim. Eğer isterseniz benim en sevdiğim denizlerden biri olan Hindistan denizini de ekledim. Huzurla yıkanın inşallah. Ay, bir gelsene de bir teklifim var. Çime gelin, bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Alın. Tamam mı? Kendinize güzel bir şeyler alın. Niye? Ya yürüdün dersiniz Ceyda sorarsa. Tamam. Al şunu sen de al. Tamam. Yok param yok para. Allah kahretsin. Tamam alın. Tamam peki. Kart vereyim. Soran olursa kimliğimi de verirsiniz. Arabayı da vereyim mi? Şifreyi vereceğiz. Tamam mı? Dün alamadıklarınızı alıyoruz. Çok fazla bir şey almayın, gözünüzü seveyim. Ben sizinle yürüdüm, en önden gittim. Dedim ki Kalamış'a vardığımız zaman, hadi devam etmiyor muyuz kızlar? Daha da gidelim dedim. Bak şöyle terli gibi gireme ki. Şuradan su fışkırtırım suratıma. Hadi kendinize iyi bakın. Yine iyi performans. İyiydim, iyiydim. Güzel, bayağı iyi. Yapacak bir şey yok. Ben biraz vakit geçireyim buralarda. Kaçta geliyorlardı? 10.30, 12, 1 herhalde. O saatlerde geri dönmüş olurlar. Hadi bay bay. Kuzu, bizim kanala abone oldun mu? Bizim kanala abone oldun mu kuzum? Sen oldun mu kuzum? Peki şimdi siz konuşmuyorsunuz ya, bu ne? Kuzuların sessizliği. Dur Fırat'ın bakışını yapayım size. Ya Ceyda! Şöyle yaparsam uyur muyum? Kuzu saydı. Ne kadar sıkıcı bir hayatın var gel düşününce. Gerçi uyuyor oluyorsun. Arkadaşlar kızlara biliyorsunuz gerekli rüşveti verdim. Yürüyüşten geldim. Şimdi kahve zamanı. Helalem gitmeden önce içer. Bu dönünce içiyor. Aslında içmiyor. Birinci amaç kızlar kahvemizi içiyoruz storiesi. İkinci amaç Ceyda fincan ne kadar olursa olsun. İsterseniz kupa olsun. Fark etmez, kahve konusunda değil. Herhangi bir şey. Su da dahil olmak üzere. %10'unu içer. Müsrif görüldür. Mesela bir saat suyu doldurur. 2 yudum alır yana bırakır. Evin her yeri kahve bardağıyla dolu. Hepsi de yarım içilmiş. Kum gibi olmuş. Benim odam şimdi etraf topladığı için bulamıyorsunuz ama benim odamda bıraktıklarını ben bir ay sonra buluyorum. Şimdi hazırladım kahvemi. Çok güzel. Filli, bunun linkini size bıraktım. Fil ve kahvenin uyumu çok alakalı. Guatemala'dan geldiği için, ama Guatemala'da fil yoktur. Ama varmış gibidir. Çok güzel oldu. Hiç sevmem Türk kahvesi. Ama en azından gerçekten çok kötü. Çünkü şekersiz. Ceyda kasabalı kahvesini içmiştir. Şudur. Zırt pırt kahve içiyor ama içmiyor. Zaten toplasan hepsi bir fincan. Şimdi bunu alıp benim odama bırakacağım. Orada taşlaşsın bu. Burada dursun. Haftaya bulur. Yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik. Şimdi sıra yogada arkadaşlar. Bu da burada. Tavuz var. Bir de kafası var. Acaba bunun üstüne mi oturacağım? Yok, böyle bir şey olamaz. Önce bu tamızı, bu tanın da götünden bakmak olmaz. Onun yüzünün bize dönük olması lazım. Bu da onu koruyormuş. Hadi şunu da yakalım. Evde evet yapıyor bunları. Yakıyor. Buna gerek yok. Aslında hiçbir şey düşünmemem gerekiyor ama bu sefer hiçbir şey düşünmemeyi düşünüyorum. Yani dünya yuvarlaktır manasına geliyor bu. Hareket çekiyor gibi olmayayım ama. Allah'ım çok güzel şeyler geliyor aklıma. Varavendiya varavi çevaba ettokanta pe sana mahallem. İmkansız bir şey benim yoga yapmam. Gel Rita, beraber yogalanın. Gel huzura doğru gel. Fırat Albayram'ın huzura doğru. Evet, yavrum huzura geldi.
Yat çocuk. Tanıyor musun kardeşim? Bu da. Bu da bu da. Bu da bu da. Ne düşünüyorsun bu konuda? Kaç saat oldu? Aa dur, bu anı kaçırmam lazım. Arkadaşlar merhaba. Yoga matımı çok sormuşsunuz. Aşağı linkini koydum. Huzuru da çok sormuşsunuz. Yeni huzurumu hemen sizlere paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel. Aşağı huzuru bıraktım. Farklı farklı huzur tipleri de koydum. Bütçenize uygun olanı seçebilirsiniz. Kaydırıp gidebilirsiniz. Çi çi. Abi Ceyda Kasabalı esprisi. Aa bu da buradaymış. İşimi bitirip geldim geri. Bizde de herkes çıktı gitti. Yogamız bitti arkadaşlar. İçim huzurla doldu. Gördüğünüz gibi çocuk huzurdan öldü artık. Kaybetti çocuk. Bu yoga burada biter. Benim için çok zor bir çekim bu. Açlıktan geberiyorum şu an. Evet Ceyda'cığım. Saat 1 oldu. Biraz telefonla oynayabilirsin ya da beni kalkabilirsin. Beni hastaneye kaldır. Açlıktan öldü dersin. Daha çok var Yemen'e. Hadi bakalım çak çak. Telefonla oynayacağım şimdi bir de. Bir saat daha mı buradayım? Hayır, istiyorsan kalkabilirsin. O sana kalmış bir şey. Senin gibi kalkacağım bak. Evet, üstümü değiştirdim. Tabii ki de Fırat gibi giyineyim dedim. Gördüğünüz gibi Fırat mesela son derece buruşuk, kötü, korkunç kıyafetler giydiği için ben de öyle giyineyim dedim. Nasıl fikir? Bu ne ya? Buruşukluğa bak. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Fırat'ın sabah Nescafe'sini içmeye. Daha hiçbir şey yemedim. Karnım inanılmaz aç. Normalde imkansız aç karnına bir şey. Deliye dönelim. Şu an deliye dönmüş olabilirim. Hissettiğim bu. Fırat Efendi'nin Nescafe'si. Bakın bu günlük Fırat'ın içeceği. Abi bir tane zeytin atayım ağzıma. Nereden anlayacak hiç anlamaz. Hı, tamam. Aç karnına kahve mi içilir? Arkadaşlar benim yani midem delinir ya. O ki zeytin yiyeyim. Tamam. Be. Yemin ediyorum tansiyonum düşmüş. Burnum mu akıyor benim? Oh! Tam bir Fırat hareket. Şahmeran da burnumu çizdim. Neyse kahvemi aldım. Şu an gidiyorum. Nereye gidiyorum? Odaya. Bütün gün odada oturacağım dedim. Başka ne? Fırat'ın son derece renksiz hayatını yaşamaya devam ediyorum. Saçlarım açık olsa da şöyle bir şey yaparım. Evet. Şimdi Ceyda Kasabalı gibi kitap okuyacağız. Yani aynı anda 5 kitap birden okuyacağız. Ne okuyacakmışız? Zihinden maddeye, Yugi yerlerinin bilgelik yolu, hiçbir şey sorun etme, ağaçların gizli yaşamı, bilinenden kurtulmak. Şimdi tamamen özgürüz. Bunun burasını okurken, mesela bunu 5 tane kitap nasıl okuyor? Herkesin kafası tabii ki bu. Aslında okumuyor. Evde kitap alıp bunların okuduğunu hissederek bence şey yapıyor. Çünkü 5 kitap okumadı. Mesela cinsel arzu başka türden bir arzu için aynı şey geçiyor. Bu kitabı bir kere saklayalım. Bu kitap neyle ilgili ya? 13 yaşındayken dünya öğretmeni seçilen. Ya gene bir Hintli kardeşim 13 yaşında dünya öğretmeni seçilmiş. Ya bırak ağaçların gizli yaşamı. Ne hissederler? Nasıl iletişim kurulurlar? Nereden biliyorsun bunu yazan adam? Ben oradaki ağacım, bu doğru. Kim anlattı sana ağaçların nasıl iletişim kurduğunu ya? Ne dedi ya? Ya bizde bayramlar çok önemlidir. Biz bayramlaşmaya çok önemliyiz. Öncelikle fidanlar elimizi öperler. Ne anlattılar yani? Hiçbir şey sormuyor. Kolaydı sanki. Sevgili Krishmurato ile sohbetler. Ciddu Krishmurato. Bu adam değil mi ya? Deminki adam. Ben şimdi 2,5 saat bunları mı okuyacağım? Bari şuradan romanı okuyayım. Bunu okumayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu saatten sonra videomuz 2 saat boyunca bu şekilde okumayla geçecek. Yağmurun çılgın gibi yağdığı yollardan geldi. At arabasında koşulara saldıran bir kâr. At önce bulabildi mi bari? Diğer kitaplara nasıl gidiyor? Nasıl? Evinin nerede? Bak duygusallaştı. Ashes onun kız arkadaşı çünkü. Şimdi kitapta buraya geldim. Bunu ben çoruyorum Ceyda'dan. Buradan çekeyim. Ceyda nasıl olsa nerede kaldığını bilmiyordum. Ben romancıyım. Hayal gücü. Dişim erdi ya. Hayal gücü. Roman önemli böyle. Şimdi Fırat'ın bir başka oyun etkinliği olarak Nintendo oynayacağız. Yani en azından burada bir tane sevdiğim oyun var, onu oynayacağım. Bu iş bitmez arkadaşlar. Bugün benim için geçmez. Karnım aç. Sabah 8.30'da yemek yiyen bir insanım. Şu karnım nasıl aç anlatamam size. Anlatmayacağım o yüzden. Start. Kaç saat oynayacağım bunu acaba? 3 kere oynasam sıkılırım. Mario Kart. Oyunlara nasıl gireceğim? Ne yazıyor? La Mario Kart nerede? Nasıl bulacağım ben bu oyunları? Fotoğraf çektim. Bu menü. Heh. Oy oy. Ne oluyor ya diye de ismimiz var. Farkında mısınız? Hiç Türk kahvesi içmedim. Yani farkında mısınız derken hem açım hem Türk kahvesi içmemenin gerginliğini yaşıyorum. Burada şu an Fırat emin olun hemen Nescafe'sini almıştır. Hemen alıp geliyorum. Ben buyum arkadaşlar. Allah. Buyum. Anladım. Yok oynamıyorum da. Oğlum gene bilmem. Yanağımın üstünden bastırıyorum. Yavaş yavaş. Eksiliyor toplar. Böyle bir şarkı yok muydu ya? Masadan eksiliyor. Şu an tam bir Fırat al bayramı. Şeytan. Kaçıncı içiyorum acaba bugün? Çok şekerli. Uf, ben sürekli sallandım burada ya. İnşallah size sallanmıyorsunuz benimle. Durayım. Mario Kart Deluxe. Bunu güzel oyn. Aha. Bildirim geldi. Single player. Ben tek başıma single oynamayı seviyorum.
Oynuyor musunuz bu oyunu? Ben bir tek bunu seviyorum oyun olarak. Başka bir şey oynayamıyorum çünkü. Okey. Bizim Nintendo'muz yok Ceyda abla. Hadi. Oynayak bakalım. Hani Nescafe Express yanlış anlamasın, onları şey yaptığımdan değil. Ben çok şekerli olduğu için, mesela şekersiz olsa maybe, maybe if you give it to me. Evet, birinci yarış, bakınız. Başlıyorum. İşte geliyor. Allah başladım. Allah, 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 Allah. Bakın nasıl oynuyorum. Şu an ben oynamıyor muyum lan? Yo, ben oynuyorum. Oo, görüyor musunuz? Size gösterirken yanım. Bak, bak, bak. 12. Kaç kişi var? 12. Hayır, normalde ben bunu güzel oynuyorum. Şimdi size gösterirken bozuldu. Ben bunu var ya, bunu var ya. Net ikincilikler, üçüncülükler. Bakın bu hızlı gidiyor. Wow! Hurray! Bak. Aa, denize düştüm. Bütün gün oyun oynuyoruz mu böyle peki? Abi sabahtan beri ben ne kadar verimsiz bir gün geçirdim ya. Neyse, bu bölüm zevkli. 12.'yim ya. Rezillik. Ha şimdi yani yorumlara yazın. Kimin hayatı daha renkli? Ceyda, senin hayatın mor. Benim hayatım pembe nil yeşil arkadaşlar. Saçmalıyorum şu an. 120. tur dönüyorum artık. Abi çok iyi ya. Bakayım kaç dakikam daha kalmış. Ha iyi. 8 dakika sonra bitiyor. Müzik dinleyeceğiz. Bari müzik dinleriz. Oo! 125. tur dönünce biraz uzmanlaştım. Bunu beraber boşaltıyorduk şunu. Ama Ceyda Hanım dedi ki ben boşaltıyorum ömrü boyu. Göreceğiz. Ya buraya 3 kız geldi abi. 3 kız. Bunlar ne yediler ne içtiler. Bu neden böyle yani? Evet, tabaklar aldık. Bu arada bu tabakları çok sormuşsun. Linki aşağı bıraktım. Çik çik. Ay, günaydın. Tamam. Evet, bir linkçi girl olduğuma göre her şeyin linkini vermem gerekiyor. Bunlar küçükken oynadığımız hani kare kareye, yeşil yeşile kafasında. Zaten belli nereye gitti bunlar. Kolay. Bunlar burada bir yerdeydi. Abi bu ne? Bu evde bir kadın yaşıyor. Maksimum 3 kadın geliyor. Bu nedir abi? Ha? Kaç bin adet tabak var burada, bakar mısınız? Daha burada da var. Yıkamamıza gerek yok ki. Her gün bir tanesinden içse zaten ömrü boyunca kahve içer. Ben saçımı toplayıp geleceğim. Saçımı çok soranlar olmuş. Onu da aşağı linkini bıraktım arkadaşlar. Ne yapıyordum ben? Bunlardan hangisi pis, hangisi temiz diye. Neyse. Bu da gayet yerinde. Zaten buradaymış bunlar. Çünkü biliyorum. Tabii bir tane daha çıktı. Kahve tepsileri. Evde sadece kahveyle ilgili ürünler var. Kahve kasesi. Ha, bunun kapağı. Yine motor becerilerin anaokulundan kalma. Abi kaşığı çatalı aynı yere koymanın manası. Oğlum bir şey var ya lan. Seçmek daha mantıklı. Hızdan kazanmak lazım. Ne yemiş olabilir bununla? Allah'ını seviyorsanız. Doğaya mı gidiyor bu kız? Bununla ne yemiş olabilir yani? Eve gelen arkadaşlarına tahta eşyalarım var diye yeni gelinin telaşı gibi sunum yapmış. Yine tahta. Abi bunu çıkmıyor bu. Taşlaşmış bu. Neyse, ritaşıyla oraya bir şey dökmüşmüş. Bir de Ceyda'nın ikinci müsrifliği. Farkındaysanız hiç bu işi kapatmıyorum. Çünkü genel olarak benim hayatım şöyle gidiyor. Çıkır 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 çıkır. Bunu sanırsın alemcığım babamın, Ceyda'nın babasının barajı var. Ya nefret ediyorum bulaşığa dokunmaktan. Seven varsa yorumlara yazsın. Sen yorumlara yazma, vallahi linç ederler. Ama çok kötü. Çok kötü. Yandım. Çok güzel oldu. 10 numara oldu. Mükemmel hayatından bir kesit sundum sizlere. Hayatını çok merak eden olmuş. Aşağı bıraktım. Kanka ben kaçtım. Allah'a emanet, bol kazançlı yayınlar demiş. Aliş ne amınıyorum. Alim, görüşürüz kankam. Kendine dikkat et. Öpüyorum yanaklarından. İnşallah kanka. İnşallah yayın sonuna güzel geçer. Insta girl. Gidiyorum. Şimdi müzik dinleme aktivitesi. Kahvemi de burada bırakıyorum gayet. Çünkü Fırat her yerde kahvesini bırakıyor. Daha bakınız. Gördüğünüz gibi bir kutu burada. Aha. Bunları da böyle her yere bıraktım. Neden? Fırat Albayram olmak bunu gerekiyor. Alperen takip için teşekkürler. Hoş geldin. Ceyda. Ben küpü atıyorum Ceyda. Yallah. Fırat olmak güzelmiş ha. Oturuyorum bütün gün. İçtiğini oraya bırak. Evi toplama. Yat kalk yat kalk. Ya ya. Ben Fırat oluyorum bu saatten sonra. Saat kaç bakayım? Saat 5. 5'ten sonra Fırat olmaya karar verdim. Ama kulaklığım yok. Dur, kulaklığımı getireyim. Neyse, güzel. En azından günün belli bir dakikası güzel geçebilir. Müzik zamanı. Bu ne abi? Bu ne dinliyor ya? Ben bunları dinleyemem. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir saat falan değil de ben 3 dakika bile dinleyemem. Böyle bir hayat yaşanmaz. Ben yaşamıyorum. Ben çıkıyorum videoda. Aleykümselam Alperen. Nelgülü mutfağı. Arion ya. İçimde büyük bir acı yükseliyor. Dinleyenlere bir şey demek istemiyorum ama yani bu beyin yakar ya bu. Bir saat ben nasıl dinleyeceğim bunu? Cana bas, can etsizsin. Güzel ha, bir dakika püslü böyle bir içinde böyle bir şey çıkartıyor. Cancı. Oraya. Bir saatte metalci mi oldum ne? Arkadaşlar bundan sonra ben metal müzik dinliyorum ve asiyim. Ceyda
şey söyleyeceğim, ben sevdim yalnız, bundan sonra biraz asi takılacağım. Bu tarzı gerçekten Ceyda abla mükemmel olmuşsun. Ha, ne dersiniz? Yakıştı mı? Şöyle hareketleri var mı acaba? Şu an rakçılar izliyorsa çok özür diliyorum. Asiler! Asiler! Biraz daha dinleyeceğim, güzel. Akşam yemeğine bak ya. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ben bunu atıştırmalık niyetine götürürüm. Dışarıdan yemek söylüyorsun, sanki eline yapışıyor. Söylesene şunu 5 porsiyon. Bu ne zaten ya? Bu kız nasıl doyuyor? Yaptığı kahve masraflarını yemeğiyle kapatıyor. Ben şimdi bir yemek söylediğimde görecek o. Niye bir öğün yiyorum? Tabii 50 öğün yer böyle. Bu ne abi? Güzelmiş ama. Evet, Fırat Albayram'ın Kleopatralık güzellik uyku saati. Bu saatlerde genelde 2 saat yatıyor kendisi, uyuyor. Bilmiyorum ben nasıl becereceğim, nefret ederim gündüz uykusundan. Uyuyamam ki zaten, ben uyuyamayacağım zaten. Yatacağız işte. Zaten 2'ye kadar uyudum. Uyumaya çalıştım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Her gün gerçekten 2 saat uyuyor. Bu onun gençlik sırrı olabilir. Fırat Albayram'ın güzellik sırları. Uyuyamam da mümkün değil. Biraz hayır, bu kadar kahve içip nasıl uyuyor ben hiç onu anlamıyorum. Kaç tane kahve içtim başladığımızdan beri? İlginç, araştırılması gereken bir şahsiyet kendisi. Prep boy, şahsiyet boy. Kaç saat uyuyacağım biliyor musunuz? 2. Uyuyakalıyor muyum? Biraz deneyeceğim de yani uyuyamam tabii ki. Abi imkansız, çok sıkıcı bir şey ya. Zaten hiç yataktan kalkamadım ki, bütün gün yattım ya. Keşke sete gitseydim Fırat yerine. 2 action olurdu. Gitseydim Fırat'ın karakteri olarak, merhaba ben Giovanni. Ya bana bir yoldaşlık yapın ya. Böyle ne yapacağım? Çok sıkıldım. Böyle yatayım bari. Uyumak zorunda değilim sonuçta. Uyumaya çalışacağız birlikte artık. Girls. Aha vallahi doldu saat. Ay ne iyi ettin geldin ya. Senin sıkıntı basmış. Tamam biz şey yaparız. Dur ben bir kahve yapayım. Ondan sonra konuşalım tamam mı? Sen sıkıntı yapma hiç canım. Ne takıyorsun sen bunları ya? Hayır üzülmek diye bir şey yok. Ne demek? O üzülecek. Sen üzülmeyeceksin. Hayır artık görmek istemiyorum. Bunlar böyle. Sonra ne dedi? Anlat bakayım. Sen ona ne dedin? İyi demişsin kız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sendeki bu özgüven bende olacak var ya. Püh ben neler. Hepsini götürürdüm vallahi. Güzel yapmışım değil mi? Çok güzel olmuş. Ben sana ne anlatacağım? Bizim üst kat var ya, altınları var ya, eltisininmiş. Hadi be. Heh. Hadi. Sen onları al, eltiye de bir şey söyleme, yatırımını yap. Dolar düştü ya, bunlar çıkmış. Bunlar böyle. Nereden duydun? Üst kat dinledim. Kız ne yapayım, dinliyorum arada. Vallahi dinliyorum. Dur dur, yine mesaj atıyor değil mi? Atmasın. Hiç cevap vermesin. Unut şimdi onu tamam mı? Hiç şey yapma. Bizim liseden Salim'e vardı ya, böyle olmuş diyorlar. Hadi be. Vallahi böyle olmuş. Hadi ben de Facebook'un yalancısı. Böyle olmuş ne demek o demek ki? Kız dedim bu, ben bunu nereden tanıyorum? Bizim Salim'e. Böyle böyle olmuş. Böyle olmuş kız. Çocukluğundan beri böyle yapmıyor mu zaten? Hatırlıyorsan geçen sene de aynı şey olmuştu. Doğum günü organizasyonu yaptık. Aynı hareketi yaptı. Yeter ben bir dahaki doğum gününe çağırmayacağım onu. Söylemeyelim doğum günü olduğunu. Nasıl yapacağız? Paylaşmayacak mısın hiçbir şey? Bu sene doğmadım diyelim. Alınıyorsa da alınsın. Ben bunca senedir bunu çekiyorum yani. Sırtımda bir kambur adeta. Haksız mıyım? Çekiyorum değil mi? Ben çekiyorum tabii. Herkes biliyor. Senin oğlan ne yapıyor? Hala aç mı? Aç, çok aç. Hep yiyor çap, küçük küçük çap çap. Doğru, Luka Deniz. Para yetiştiremiyoruz biz de onu aramızda kalsın. Kocam biraz kızıyor, çok yiyor diye. Öyle mi? Alo, Sevtap. Kız bunların durumu çok kötüymüş ya. He, oğlan açmış, para yokmuş. Yediler tabii paraları tatillerde. Tabii, sen kim ya oraya gidiyorsun Miami falan? Ha, dünkü götü boklu Miami'ye gidiyor. Ne anlıyorsun sanki Miami'den? Bunu götürsek Manavgat'a Miami zanneder. He, yemiş paraları bana. Diyor ki benim param yok. Ayak yapıyor. 3-5 kuruş atıverdi. Ben yer miyim? Yok yok, vermedim. Alıştırmıyorum. Yani senden aldım borcu, vereceğim. Onu vereceğim. Fırat'ın durumları biraz sıkışık şimdi. Sıkıntı var. Onu vereceğim. Aynen. Tamam canım. Dur, kapı çalıyor. Melahat geldi. Ona da anlatacaklarım var. Bir dakika. Evet, açtan bayılmak üzereydim az önce. Şöyle bir yerden kaldırdım kendimi. Fırat'ın yemeği gör. Ya abi bu platformda küfür var mı? Platformda her şey serbest. Yani seks olmadığı sürece, ben şu an birisini çağırıp çatır çatır sikmediğim sürece ya da ne bileyim, size bir porno izletmediğim sürece her şey serbest. Her yayıncının kendine özel bir kuralı var. Bizim chatte tabii ki de herkes... Yani küfür hepimizin kullandığı bir şey. Ama abartı küfür ben chatte istemiyorum. Ya yani abartı işte, örnek veriyorum. Birisiyle konuşurken değil de genel olarak mesela konuşurken. Ya abi amına koyayım işte böyle böyle şey oldu. Bugün işte Allah belamı verdi ya. Bir tane kahpe bir insanla tanıştım. Yok artık hani. Böyle şey yapabilirsin.
Ama gelip mesela kokoreçli pavudukla konuşurken kokoreçli amına okuyayım böyle de demezsin. Hani bu şekilde küfür, hani şahsı özel bir küfür etmiyoruz. Genel olarak konuşmaya edilebilir. Abartı küfür etmiyoruz. Gördüğünüz gibi 8 tane insan doyar. Bu ne ya bu? Bu benim var ya 5 günlük yemeğim. Bir kere şunu yiyip anında tatlı yemek, böyle bir mide yok. Neyse karnım aç, şu an aşırı aç olduğum için. Yemeğe başlamak isterdim ama başlamayacağım. Neden? Çünkü Fırat Albayram yemeği önüne geldiği zaman onu bir saat soğutur ve televizyonda ne izleyeceğini arar. Bir tane patates yesemeydim ya. Bunu izlemem. Bunu izlemem ya. Kore filmi izleyeceğim. Çok güzel. Bitti. Karnıma bak. Evet arkadaşlar, şimdi yatmaya gidiyorum. Saat 11 olduğu için. Zaten erken yatıyorum. Fırat. Efendim. Hesapta niye 0 TL var? Hiç para yok. Kart vereyim. Çok fazla bir şey almayın. Gözünüzü seveyim. O kadar harcamış lan. Şey oldu. Ha işte o paranın içinde kira vardı bizim ya. Geri iade etseniz hepsini. Yapmış işte bir salaklık. Ben şimdi ne diyeyim? Artur, müzikler çok iyiymiş ya. Bundan sonra gerçekten vermemiştir amına koyayım. O da RP'dir.